Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. İyi günler efendim. Türkiye'de üretenleri ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün Anadolu'nun iki güzel şehrine götüreceğim. Önce Sivas'a gideceğiz, arkasından Isparta'ya gideceğiz. Sivas'ta özellikle gayrimenkul sektöründe yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan İsmail Karataş, İSKAR Yapı Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce sizi bir tanıyalım. İsmail Bey, sektörün kaç yıldır içindesiniz? Sektörün yaklaşık 25 yıldır içerisindeyiz. Bir fiil inşaatların içindesiniz ama o havayı teneffüs ederek geldiniz buraya. İnşaatın böyle mutfağında pişerek bu aşamaya kadar geldik. Bundan sonraki süreçte de inşallah artık üretim zamanı diyoruz. Artık zaten inşaatın her aşamasında çalışmadan herhalde bir yerlere gelmek, yani sonradan inşaatçı olunmuyor değil mi? Ben böyle düşünüyorum. Yani sonradan inşaatçı yani inşaatçılık tabii biraz zor bir şey. Yani inşaatçılık aslında sonradan yapıldığı zaman sadece böyle hani belli bir birikimle yapmakla, yani sonradan yapmak arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Baştaki tecrübe çok önemli. Baştaki tecrübe, yani mutfağından gelmek gerekiyor bu işin. Yani her işte böyledir. Biz de bu işin mutfağından geldiğimiz için hem altyapıyı hem üst yapıyı, yani o iki tarafı da birlikte insan bildiği zaman bunu yapmayı, beklentileri, organizasyonlar, bunların hepsi bir bütün haline getirmek daha güzel bir hal aslında alıyor. Yeri geldi mi ustayla usta oluyorsunuz. Yeri geldi mi işçiyle işçi oluyorsunuz. Yeri geldi mi atıyorum kiremitçiyle onu konuşuyorsunuz. Yok tabii, tuğlacıyla onu, herkesin o dilinden anlıyor olmak herhalde inşaattaki birinci kural, başarını gerektiren şey bu değil tabii mi? Tabii, kesinlikle. Yani dediğiniz gibi ustayla usta olmak, yani işçiyle işçi, malzeme alımında olsun, bunların temininde olsun, bu esnafla diyaloglarda olsun, bunlar yani bir, hepsi bir bütündür. Aslında kaliteyi ve maliyetleri doğrudan etkileyen bir şey bu söylediğiniz. Kesinlikle şey. Bunlar hem kaliteyi hem maliyeti de etkileyen bir etken. Çünkü malzemeyi iyi tanımazsanız, ekibi iyi tanımazsanız bazen öyle olur ki siz en güzel malzemeyi alırsınız. Ne yaptıracağınızı bilemezseniz en güzel malzemeden güzel bir imara çıkaramazsınız. Doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle. O yüzden tecrübeyi ben çok önemsiyorum. Özellikle inşaat sektöründe bu işi yapan müteahhitlerin de aslında inşaat firmalarının da kökeninde bir inşaatçılık olması lazım ki bu havayı teneffüs ederek buraya gelmeniz lazım. Peki şimdi Sivas'ı konuşalım. Sivas büyük şehir olmaya aday bir şehir. Çünkü 700 binlere dayandı nüfusu. Yerleşim olarak da ciddi anlamda bir arazi altyapısına sahip. Sivas'taki bu konut stoğu ne durumda? Oradaki evler, oradaki yapıların özelliği ne durumda? Böyle bir yenilenmeye, değişmeye ya da yeni yapılan konutlar hakkında biraz o resmi bize anlatsanız. Böyle tepeden bakınca evet, Sivas'ta ne görünüyor? Şimdi Sivas aslında çok eski tarihi bir şehrimiz olmasına rağmen şu anda olması gereken yerde olmadığını düşünüyorum ben. Sivas büyük şehir olması gereken illerimizden bir tanesi. Çünkü evet, Anadolu'nun merkezinde olan bir şehrimiz. Sivas'ın kültürüyle, yaşamıyla gerçekten güzel yaşanabilir bir şehir. Onun için Sivas'ın daha ilerileri hızlı bir şekilde giderek o gerideki açığı kapatması gerekiyor. Şu andaki konuma baktığımız zaman konutla ilgili konutlarımızın çoğunluğu 2000 yılının öncesine, yani yapılarımıza baktığımız zaman çoğunluğu tabii 2000 yılının öncesine dayanıyor. Yeni nesil konutlara baktığımız zaman şu anda bir değişime başladı. Yeni bir değişim oluşmaya başladı. İnsanların talepleri doğrusunda, istekleri doğrusunda artık teknolojinin gelişmesiyle beraber insanların talep ve istekleri de değişiyor. Artık insanlar sadece bir başını sokacak bir ev değil de artık yaşam alanı beklentisi ve yaşam alanı istekleri oluyor ve bu doğrultuda biz de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her anlamda sağlıklı yapılar tabii, yapmak kesinlikle, lazım aslında değil mi? Çünkü iklim olarak da sert bir iklime sahip, yani kışın soğuk bir iklime sahip, aslında yapılan yapıların da yeni dönemde sağlıklı derken o evin içinde huzurla ve sıcacık oturmanız lazım. Kesinlikle, yani evin sadece
Dört duvarla, bitmemesi lazım. Mimarisiyle olsun, görüntüsüyle olsun, kalitesiyle olsun, plan ve proje kullanılabilir bir planıyla olsun, her şeyle bir bütün olması gerekiyor. Yerleşim alanlarında yine aynı şekilde yapılan imar değişiklikleriyle biraz daha böyle ileriye yönelik çalışmalarla beraber şehrimizi tabii daha güzelleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü daha uzun vadeli planlarla çalışıldığı takdirde daha yaşanabilir bir şehir nesillere bırakabileceğimizi düşünüyoruz. Biz çalışmalarımızı bu doğrultuda, bu düşünceyi de yürütüyoruz. Peki bu çalışmalarınızdan bahsedelim biraz. 25 yıldır sektörün içindesiniz. Siz de aslında Sivas'ı terk edip büyük şehirlerde böyle işlere girebilirdiniz ama Sivas'ta kalıp yatırımlarınızı orada yapmayı tercih ettiniz. Bu çok önemli. Peki orada yaptığınız yatırımları sayarsanız bize neler var bugün Sivas'ta? Ne tür çalışmalarınız var? Şu an itibariyle bizim daha çok konut üzerinde, yapsat şeklinde konut çalışmalarımız var. Bu konut çalışmalarının dışında henüz farklı bir alanda çalışmamız olmadı. Yeni çalıştığımız projeleri de, konutları da çeşitliliği, örneğin işte bir villa kent projemiz devam ediyor, çalışmamız var. Bununla beraber daha sosyal alanlar daha geniş, daha ferah yaşanabilir bir farklı bir çalışmamız var yine projeyle alakalı. Çok katlı var mı? Çok katlı var. Yani şu an zaten 3-4 yıl öncesine kadar Sivas'ta çok fazla çok katlı yapı yoktu. Yeni imar değişiklikleriyle artık Sivas'ta da yavaş yavaş çok katlı yapılar oluşmaya başladı. Yüksek binaları görmeye başlayacağız. Evet, yani aslında Sivas'ın arazimiz geniş. Aslında bizim burada mümkün olduğu kadar daha az katlı yapılar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok katlı yapılar ilk baktığımız zaman belki bir cazibiyeti, bir hoş görüntüsü olabilir ama zaman geçtikçe, belki böyle yıllar geçtikten sonra tekrar böyle az katlı binalara, az katlı konutlara dönülebileceğini düşünüyorum. O kanaatteyim. 30-40 katlı evleri yaptığınız zaman yarın bunları değiştirmeniz, dönüştürmeniz şimdikinden çok daha zor olacak ve çok daha büyük maliyetlere gerektirecek. Sizin yaptığınız yapılar genelde az katlı yapılar mı tercih ediyorsunuz siz? Yani aslında az katlı yapılar tercih ediyoruz. Ancak arsa yapısı, imar yapısıyla ilgili o zorunluluklar. Bazı böyle istediğiniz şeyleri istediğiniz zaman yapamıyorsunuz. Çünkü imar durumlarındaki arsaların durumuna göre, arsaların kat sayısına göre, bunların bir de burada mülkle tamamen iş yapan müteahhitlerin olmadığı için burada mal sahipleriyle karşılıklı bir anlaşma yaparak bu işlere girişildiği için bunun böyle hani istediğiniz şekilde kat yapma imkanınız da olmuyor. Çünkü neden? Sonuçta örneğin bir 2000 metrekare bir yerde işte 20 daire yapacak bir durumdayken şu anda siz oraya gidip de 10 daire yapayım, daha düşük kat yapayım gibi bir düşünceniz olamıyor. Peki Anadolu'nun ortasında, Sivas'ta ya da o bölgede insanların genelde tercihleri nasıl bugün? Yani konuttan beklentileri neler? Sizden istekleri neler? Yani büyük şehirlere göre karşılaştırdığınız zaman talepler nasıl değişiyor? Nasıl farklılaşıyor? Şimdi Anadolu'ya artık Anadolu'ya doğru gittikçe biraz daha tabii ki buralara göre biraz daha geriden seyrediliyor bu gibi durumlarda. Peki siz o daha önden götürmek için neler yapıyorsunuz? Biz yani de onların aklına gelmeyen şeyleri aklına sokuyor musunuz? Biz de tabii ki şu anda gündemi daha hızlı takip edip yani şu an büyük şehirlerdeki yapılan yapıları da yakından takip ederek biz de aynı zamanda tabii ki gündemi takip ettiğimizden dolayı beklentileri, istekleri zamanında yani zaman kaybı olmadan karşılamaya çalışıyoruz. Burada İnsanlarımızın şu an beklentileri, talepleri daha çok müstakil binalardan şu anda daha çok böyle site şeklinde daha yaşanabilir, daha sosyal donatıları fazla olan binalar şu an tercih ediliyor. Aynı zamanda yine villa şeklinde tek katlı konutlara da bir rağbet olmaya başladı. Sanırım yani
Belki birkaç yıl sonra buna daha çok ihtiyaç olacağını düşünüyorum ben. Bir de geniş balkonlu evler, metrekaresi daha büyük evler mi tercih ediliyor Anadolu'da daha çok? Küçük evlerden ziyade büyük evler daha çok revaçta değil mi? Kesinlikle. Şimdi zaten bizim çok fazla yazımız olmuyor. Ancak yine de kışın da cam balkonlarla, şimdi modern yapılarla bunlar dizayn ederek geniş balkonlarda daireler için tercih edilen önemli faktörlerden bir tanesi. Şimdi Sivas aynı zamanda bir üniversite şehri. Üniversite şehri olunca öğrenciler için de çok ciddi bir yani barınma problemi var. Mesela bu konuda ne tür çözümler olabilir? Şimdi üniversite şehri öğrencilerimizin şu anda devlet yurtları var. Devam eden devlet yurtları var. Halen inşaatı devam etmekte olan. Aynı zamanda özel sektörün faaliyetleri devam ediyor. Yurtları var, pansiyonları var. Bunlarla beraber de tabii ki bunlar yeterli olmadığı gibi şehrimizde işte bireysel dairelerin kiralanmasıyla bu çözümler de şu an için aşıldığını düşünüyoruz. Yani artık bundan sonra biraz daha özellikle kira noktasında biraz daha rahatlayacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda oldukça devam etmekte olan bir konut sayısı var. Bunlar tamamlanıp da hayata geçtiği zaman bu yeni konutları alan insanlarımız yeni konutlarına taşındığı zaman haliyle eski konutlarda bir boşalma, bir kira arıza doğacağından yani öğrenciler dolayı. Için tabii, öğrenciler için aslında iyi fırsatlar doğacak. Öğrenci kenti diyebiliriz kesinlikle zaten. Kesinlikle burada bir problemi yok. Kolaylık olacaktır. Yani öğrenci kenti, memur kenti. Yani Sivas çok rahat, çok güzel yaşanabilir, güzel bir şehrimiz. Peki öğrenciler için özellikle böyle çözümler üretiyor musunuz firma olarak? Kesinlikle. Şu anda zaten devam eden bir projemiz var. The Moon isminde bir projemiz. Karma proje. Aynı zamanda Sivas'ta da böyle bir proje ilk defa biz yapmış oluyoruz. Bir ilk imza atıyorsunuz Sivas'ta. Tabii, bu konuda da bir ilki biz başlatmış oluyoruz. Devam ediyor şu an. Burada sadece öğrenciler de değil, aynı zamanda burası bir karma proje. 1+1, 4+1 ve ticari ünitelerden oluşan bir üniversite. Üniversitenin yanındaki proje. Hem hocalarımız, üniversitenin hemen birleşiminde olduğu için burada hem hocalarımız hem öğrencilerimizin faydalanabileceği güzel bir proje burası. Bunun devamında ikinci etap ve üçüncü etap şeklinde çalışmalarımız, hazırlıklarımız devam ediyor. Bu da kesinlikle öğrencilerimiz için de çok faydalı bir proje olacaktır. Peki arsa maliyetleri ve inşaat maliyetleri belli zaten. Türkiye'nin genelinde bir standart var. Demirin fiyatı, çimentonun fiyatı hemen hemen her yerde. Aynı fakat arsa maliyeti açısından inşaat sektöründe Sivas ne durumda? Yani konut yapmaya, konut üretmeye uygun bir altyapı mı var? Yoksa arsalar çok mu pahalı, konutlar daha mı pahalıya mal oluyor? Şimdi burada metrekaresi çok daha fazla İstanbul'da ama orada nedir durumlar? Şimdi Sivas'ta da aynı şekilde arsa maliyetleri yüksek. Arsa maliyetten yüksek olması da dairelerin rakamlarını oldukça yükseltiyor. Burada arsa maliyetleri yerine göre %100 yani bir dairenin maliyetinin maliyeti kadar da arsa maliyeti üzerine ekliyorsunuz. Bu daire maliyeti çarpı 2 yapmış oluyorsunuz. Bu da dolayısıyla ister istemez halkımıza yansımış oluyor. Tabii ki daha düşük maliyetli yerleri de var. Yani arsalarda tamamı da yüksek maliyetli değil ama şimdi bizim özellikle konut imal ettiğimiz noktalara daha çok şehrin tercih edilebilir yerler olduğu için biraz daha bizim çalışma yaptığımız alanlarda arsa maliyetimiz daha fazla. Yoksa bu tamamen şehrin her yerinde arsa maliyeti yüksek anlamına gelmiyor. Çünkü çok düşük olan yerler de var. Önemli olan ulaşımı tabii daha kolay olsun değil mi? Kesinlikle. İlla merkezde olmak zorunda değil yani zaten bir şimdi aslında bizim Sivas'ın öyle yani büyük şehirler gibi değil. Yani bir başına gitmeniz zaten maksimum yarım saatiniz. Yani yarım saat bile almaz ki. Ama küçük şehirlerdeki yaşayan insanlar daha hızlı erişim alışkanlığı vardır. Bundan dolayı da özellikle daha çok merkezli bir düşünceyle hareket edilir. Ama artık eskisi gibi değil. Biraz daha böyle artık Sivas'ın dışına doğru açılan projelerimiz var. Bunlarla beraber birkaç yıl sonra belki çok daha yeni bir Sivas'ı göreceğiz. Peki iç dekorasyon alanında da çözümler sunuyor musunuz müşterilerinize? Yani biz dairenizin içinde de bir takım değişiklikler yapabiliriz ya da bununla ilgili size fikirler verebiliriz, uygulamalar yapabiliriz diyor musunuz?
Elbette ki şimdi biz zaten dekorasyon grubuyla ilgili biz tabanımızda da bu iş olduğu için bir evdeki yapılabilecek dekorasyonlar zaten biz olabildiğince geniş çaplı düşünerek aslında daire alacak bir kişinin çok da fazla ekstra talebi olmayacak pozisyonunda o dekorasyonu oluşturuyoruz ve çok küçük istekleri de gerektiğinde yerine getiriyoruz zaten. Çünkü çok fazla da böyle o müşterilerimize, daire sahiplerimize çok fazla bir şey bırakmıyoruz. Peki özellikle işin dekorasyon kısmında da varsınız. Az önce de dediniz yani işin içinden evet. geldiğiniz için bu konuda da. Peki yatırım için acaba karlı bir alan mıdır Sivas'ta konut satın almak? Yani İstanbul'da oturan bir sürü Sivaslı evet. var. Ve bunlar memleketlerinden de ev alabilirler mi? Bu bir yatırım aracı olabilir mi? Kesinlikle. Özellikle bizim bu son zamanda yapmış olduğumuz bu karma proje, üniversitenin yanında olması ve nitelikli bir proje olmasından dolayı kesinlikle karlı bir yatırım olacağını ben söyleyebilirim. Bunu zaten yatırım yapan kişiler şu anda bile bu farkı gördüler. Burası bittikten sonra, burası teslim olduktan sonra zaten ciddi oranda bir değer artışı olacaktır. Daha sonra Sivaslılara diyelim ki memleketinizde ev alın artık. Bak bu aynı zamanda evet, karlı bir yatırım olacak. Kesinlikle. Yani biz bunu öneririz ve şu anda konutların aslında olması gereken yani şu anki niteliğine göre olması gereken rakamın daha da aşağısında peki olan efendim, bir dönemdeyiz. Peki bu ne zaman tamamlanacak konutlar? Mesela ne zaman tamamlanıp tapuları teslim edilecek? Böyle bir son evet. tarih var mı? Başladığımız tabii işlerde. Ki. Şu anki devam eden birkaç tane projemiz var. Bunlardan bir tanesi Dımum projesi. Diğerleri biraz daha küçük çapta. Dımum projemiz önümüzdeki yıl 2017 yılının 10. itibariyle teslim yapacağız. Anahtar teslimi. Tabii biz bu süreyi belirledik ancak daha öncesinde teslim etmeyi planlıyoruz. Bu bizim taahhüdümüz ama bunu aynı zamanda daha öncesinde planlıyoruz. Güzel. Çünkü burada özellikle okulların açılma dönemini hesap ederek burada hem kiralanabilir olmaz hem bir taraftan insanların taşınabilme durumundan dolayıydı. O tarihi de biraz daha öne çekmeye tabii çalışıyoruz. İnşaat deyince bir de tabii AVM'ler aklımıza geliyor. Böyle büyük çaplı AVM'ler var mı ya da bu tarz alışveriş merkezlerine ihtiyaç var mı? Bunun yapımı nasıl gidiyor Sivas'ta baktığımızda? Tabii şimdi Sivas aynı zamanda sosyal alanlarla ilgili de gerekli olan şeylerden bir tanesi AVM kışımızın da biraz fazla geçmesinden dolayı aslında her ne kadar eskisi kadar çok kış olmasa da yine de yani çok kar yağmasa da o soğukluk yazın sıcaktan istemez, kışın da soğuktan korunmak lazım. Biraz daha o mevsim uzun sürüyor. Bundan dolayı da kapalı alanlara insanlar ihtiyaç duyuyor. Şimdiye kadar aslında olması gereken bir yatırımdı. Ancak önceki şimdiye kadarki yönetimle, yerel yönetimlerin belki bazı yanlış uygulamalarından dolayı bugüne kadar gecikmiş olan bir yatırımdı. Şu anda Sivas'ta işte çok ortaklı bir şekilde şu anda başladı bu yılın sonu itibariyle. Hayata geçecek ve Sivas'ta ilk AVM'sine kavuşmuş olacak. Dışarıdan yatırımcı alıyor mu Sivas bu anlamda? Yani konut satın almak isteyen ya da AVM'de mağaza satın almak isteyen baktığımız zaman dışarıda Sivas'ta olması da gerekmiyor. Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da komşu şehirlerden yatırımcı alıyor mu? Yani şu an için tam alıyor diyemeyiz. Ancak yeni bir AVM yapılıyor. Burada yeni satın almalar, kiralamalar yapılıyor. Bunun dışında böyle yine Sivas'tan memur olan insandan daha çok yatırım yapıyor. Dışarıdan hani işte bir Karadeniz'den ya da bir İç Anadolu'nun başka bir ilinden gelip de orada yatırım yapayım değil de. Ama yani, oradan gelip burada çalışan, Sivas'ta çalışan da Sivas artık terk etmiyor. Öyle söylerler tabii, suyundan, evet. yemeğinden yedikten kesinlikle, sonra biraz ayrılmak zor olur. Kesinlikle. O zaman da yerleşiyor ve evini satın alıyor. Şimdi Sivas'a gelip de Sivas'ı tanımayan insan Sivas'a gelip yaşadıktan sonra oradan da ev alıp orada yaşamına da devam ediyor. Efendim ben şunu gördüm Sivas'ta. Akşam saat 22-23'lerde bile insanlar çoluğuyla çocuğuyla ana caddelerde dolaşıp gezip
işte dolaşmasını, gezmesini parklarında, yollarında, böyle bazı şehirler vardır. Akşam 7 olunca herkes evine kapanır. Sivas gayet bu anlamda son derece hareketli evet. bir şehir. Gece 24'e kadar hayatta ve ayakta bir şehir. Dinamik bir şehir. Evet. Bu dinamizme uygun da siz de yatırımlarınızı gerçekleştireceksiniz. Son sözünüzü alayım. Şimdi burada özellikle Sami Bey, şimdi bir de Ramazan ayı içerisindeyiz. Bu arada bütün İslam aleminin tüm aynı şekilde ümmeti Müslümanın ben Ramazan-ı Şerif'ini buradan kutluyor, tebrik ediyorum. Yaklaşan Ramazan bayramını da yine aynı şekilde kutluyorum. Allah bu günlerimizi bizim birlik ve beraberlik aratmasın. Olarak oluşturmayı nasip ve müyesser etsin. Biz de bu güzel dileklerinize katılıyoruz. Tabii ki bu bahsettiğiniz akşamına gerçekten Sivas'ımızda öyle bir güzel bir hayat vardır ki bir kaynaşma özellikle Ramazan'da gece sahura kadar cıvıl cıvırdır caddelerimiz, sokaklarımız ve o da gerçekten güzel çok bir şey. Avantaj. Ve bu aslında dört mevsim Sivas'ta yaşana gelen bir ortam. Kesinlikle, gidip görmekte evet. bir kere fayda var. O yani ben buradan fayda. Özellikle Sivas'a gelmeyenleri ben bir kere de olsun gelip görüp orada bizim misafirimiz olmalarını bugünden buradan sonra olur artık herhalde. Biz de bugün özellikle Anadolu'daki yatırımlardan bahsedelim istedik. İsmail Karataş, İSKAR Yapı Yönetim Kurulu Başkanı. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Şimdi ederim. Kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra bu defa sağlık sektöründe Anadolu'nun bir şehrinde, güzel şehrinde Güller Diyarı Isparta'dan yapılan bir yatırımı anlatacağız. Kısa bir reklam arası. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da.